Süleyman Han Hazretleri, destur! Aleksandra, sana diyorum. Buraları da temizle. Süleyman senden öyle alacağım ki intikamım. Malçi, usluşat. Kızma sultana. Köle olacak bana o sultan. Öldüm ben. Ben de öldüm senin yüzünden. Aç kaldık. Kadını mahsus geldi, ben biliyorum. Beni de görmek için odasına çağırdı. Baktı bana. Korktu benden, kocasını elinden alacağım diye. Evet. Alacağım. Alacağım Maria. Delirme Alex. Sultanın karısı o. Kraliçe kadın. Hem de oğul vermiş bir kraliçe. Ben de yaparım. Oğul doğururum. Kalk ayağa. Temiz oldu olmadı mı? Doğru hamama. Yıkan paklan. Akşama hünkârın huzuruna çıkacaksın. Boşuna abdest alma. Yine geri döneceksin. Mahidevran varken sana mı bakacak sultan? Kızdırma beni. Aç açına olmaz. Hatun, sinirlendirme beni. İç şunu. İç. Allah Allah. Yandık, mahvolduk. Hünkârımız Hürrem'i bekliyor. Nasıl gidecek? Ne diyeceğiz? Ben biliyorum ne diyeceksiniz. Sen nasıl bana karşı gelirsin? Yüzüme bak, cevap ver. Yüzüm öldü hünkârım. Sultana layık değil, öldü. Ne demek yüzüm öldü? Kaldır başını. Bakma, bakma, git. Hürrem öldü. Cesaret etti. Söyle bana Hürrem'im, kim kıydı sana? Söyle, canını alacağım onu. Senin gözünün yaşına kurban ederim. Söyle kim? Mahi...
Mahidevran mı? Daya atın! Hürrem'i odama götürün. Hekimleri çağırın. Yaralarına ben bakacağım. İyi misin? Ağrın var mı? Sen geldi geçti ağrı. Geçecek Hürrem'im. Her şey geçecek. Sen üzme kendini. Bundan sonra kimse senin saçının teline bile dokunamayacak. Sen iyiler. Gitme, bırakma Hürrem'i. Sen yok, bela çok, dayak çok. Bitti işte. Yorma kendini. Ben bakacağım, ben iyileştireceğim bu gül yüzünü. Geldim Hürrem'im. Geldim. Yüzünü sakın açma. Peçeli kim? Tanımadın mı? Gülnihal Sultanım. Gülnihal mi? Tanımadım. Peçeli niye? Yüzünde çıban çıktı. Yarı. Oğlum nerede? Mehmet'im onu görmek istiyorum. Validem aldı oğlumu benden.
süt anneye verdi. Benim süt zehirmiş oğluma. Gülnihal. Oğlumu görmek istiyorum. Söyle getirsinler. Yazık Gülnihal'a. Güzelliğine, gençliğine. Annesi gibi güler yüzlü, neşeli. Bizim neşemizin sebebi sensin hünkârım. Sen yok, neşe yok. Keşke Hatice Sultan da neşeli olsa, yüzü gülse. Hatice kötü mü? Bir şey mi oldu? Bugün yine baktım ona. Böyle rengi solmuş gibi. Genç, çok güzel hatun Hatice Sultan. Ama yazık, kalbi boş. Dul kalmış. Yakında, çok yakında gülecek yüzü Hatice'min. İyi bir izdivaç yapacak. İzdivaç ne? Evlilik demek. Aramızda kalsın. Mükemmel bir damat namzetim var. Şş. Tamam. Bana anlatma. Ama İbrahim biliyor mu? Süleyman. Sultanım. Kulunuzu bağışlayın. Şehzade olmadı, kızım oldu. Utanıyorum. Sözümü tutamadım. Hünkârım, çaresizim. Korkuyorum. Beni affedin. Ayağa kalk. Sizin kutlu yüzünüze nasıl bakarım? Ayağa kalk dedim.
canımın sultanı. Çok özledim. Çok ağladım. Gözlerimi nasıl bir sihir etti Felek? Gözyaşlarımı kan eyledi. Ağlayışımı arttırdı Felek. Aslanlar bile kahrımın pençesinde titrer iken beni bir gözleri ahuya aciz kıldı Felek. Güzel. Kimin bu şiir? Muhibbinin mi? Hayır. Muhibbinin babasının, Sultan Selim Han'ın şiiri. Valide Hafsa Sultan'a yazmış. Çok aşık olmuş. Ne güzel söylemiş. Mihrimah. Güzel isim koymuş validem. Benim güzel narin kızım. Annesine benziyor. Annesi gibi güzel, akıllı olacak Mihrimah Sultan. Sevdin mi kızımı? Evladım o benim. Evladın kız erkeği olur mu? Benim kanımdan, benim canımdan. Sevdiğim hatundan bir parça. Gidiyor musun? Hemen gitme, hasret kaldım sana. Mühim işlerim var. Nereye gidiyoruz hünkârım? Senin o güzel iki dudağının arasında Hürrem'im. Sen nereye dersen oraya gider bu araba. Benim canımın sultanı. Ayağını bastığı yer benim cennetimdir. Ne yapıyorsun? Ben çocuktan beri bunu yaparım. Benim canım annem şey derdi. Toprağa çıplak ayakla bas. İçinde ne kadar sıkıntı, keder varsa alsın. Toprak sana iyilik, neşe versin. Annen doğru söylemiş. İnsan huzuru ancak toprakta bulur. Lakin toprağın altında mı, üstünde mi, o kadarını bilmem. Çok güzel. Bak. Çık çık çık. Çık çık çık. Sohbet gibi. Bunlar muhabbet kuşları.
Birbirlerine ilan aşk ediyorlar. Bütün bir ömür şakıyorlar, bıkmadan, usanmadan. Bu kuşlar senin. Ben de ömür boyu aşkla hiç susmayacağım. Süleyman. Benim aşkım. Süleyman. Susacak. Şahsan kendini kul köle gör. Ey sevgili, yanağına benzerim demiş. Sen gülü bu sözünden dolayı mahcup gör. Sen peri, aşk ile ben divaneyi eğer isteğin varsa ateşte gör. Ey muhibbi, eğer saf dudağın tadını bulmak istersen şekere bak. Hayatının baharıyla gururlu olma. Tane gibi kendini harmanda gör. Gidelim mi? Evlatlarım beni bekler. Hünkârım. Hoş geldin. Öyle durma. Şöyle otur. Nasıl oldun? Miden ağrıyor mu hala? Geçti. İyiyim. Hala. Peki şimdi söyle. Beni neden görmek istedin? Canımın sultanı. Benim binlerce bahanem var sizi görmek için. Özledim. Merak ettim. Diyeceğin bir şey yok yani. Var aslında. Resim yaptırmaktan vazgeçtim. Ben senin çok istediğini sanıyordum. Neden vazgeçtin? Validemiz pek hoşlanmadı resim meselesinden. Hakkında kötü düşünmesini istemem. Kızmasın bana. Ben istiyorum o resmi yapılmasını. Sen düşünme bunları.
maskim, amberüm, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içinde sultanım. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Vakitsiz geldiysen bağışlayın hünkâr. Hemen dönerim. Gel yanıma Hürrem, tam vaktidir. Şiir mi yazıyorsun yoksa? Benim için mi? Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, baharım, sevincim, günüm, ey gülen gülüm. Beğendin demek. Lakin henüz bitmedi. Ne zaman bitecek? Sana duyduğum derin muhabbet devam ettikçe yazacağım. O zaman hiç bitmeyecek. Terasa çıkalım. Bu teras ne güzel. İnsanın içi açılıyor. Huzur doluyor. Daha sık gel öyleyse. Ben çocuklarımız için söylüyorum. Mehmet, Selim, Mihrima. Artık sığmıyoruz. Dairemiz yetmiyor bize. Haklısın. Üç çocuk, hizmetkarlar. Zorlanıyorsunuzdur. Hı. Daha geniş bir daireye geçmenin zamanı geldi, geçiyor bile. Başka bir daire geçebilir miyiz? Elbette. Lakin önce yeni bir daire bulalım. Aklımda bir yer var ama doğru olur mu bilmiyorum. Neresi? Söyle. Hatice'min dairesi mi? Hatice Sultan kendi sarayına gitti. Hem teras var, çocuklarımız rahat eder, hava alır. Çık, çık, çık. Çık, çık. Mehmet'i hazırladım. Eşyalarını da topladım. Hı. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Sen neden giyindin böyle? Mehmet'i yalnız bırakmayayım diye dedim. Esma Hatun alakadar oğlum Mehmet'le. Selim'le Mihrima sana emanet. Sen sarayda kal. Hürrem Sultan, Sümbül Ağa'yla konuştum şimdi. Araba hazırmış. Hünkârımız çıkacakmış birazdan. Bırak biz alırız içeri. Yok olmaz. Ben yokken kimse bakmaz bunlara. Yazık ölmesinler. Hay Allah. Peki ver bana. Taşıyayım bari.
Hadi ava gidelim. Acele etme aslan parçası. Önce bir yerleşelim, sonra. Hürrem. Gözümün nuru sultanım. Beğendin mi burayı? Hünkârım. Burası cennet. Keşke hep burada olsak baş başa. Hadi içeri geçelim. Dinlenelim biraz. Buraya da mı getirdin kuşlarını? Benim uğrum bu kuşlar. Ben nereye? Onlar oraya. Sesleri huzur veriyor. Çık çık. Sen de benim huzur, sevinç, neşe kaynağımsın. Ben de seni koyacağım kafese. Bir tane daha çek. Al. Bir tane daha çek. Kuşlar nereye gitti? Kanatlanıp uçtular. Azat oldular artık. Kuşlar kalsın. Üzülme benim güzel sultanım. Bahçede bir sürü kuş uçuyor. Hı? Az değilsin valla. Ya göndermeseydi? Gülniyar, ben aşka sığındım. Ona inandım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Vay. Ay parçam benim. Kendinden vazgeçecek kadar çok mu seviyorsun beni? Benim canımın sultanı. Elim acımıyor artık. Kalbimin yarası da geçti. Beni öyle mesut ettin ki. Hatice'me yaptığım kolyeyi çok beğenmiştim. O vakit başladım yapmaya. Lale hanedan alametidir. İyi günlerde kullan. Benim hırçın isyankar sultan. Mehmet, küçük aslanım benim, gel. Gel, 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 gel. Validem, afiyet olsun. Hürrem, bir şey mi oldu? Hayır, ben hatırınızı sormaya geldim validem. Eksik olma. Gel hadi otur, birlikte yiyelim. Hünkârımın göz nuru. Dün gece hünkârımız hediye etti.
Lale. Hanedanı temsil edermiş. Güle güle kullan. Sağ olun valide. Sultanımın midesi için nane limon kaynattılar. Geçmiş olsun. Hasta mı oldun? Midesini üşütmüş. Yazık. Hekime göstermek lazım. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Kim bu kadın Elif'e? Nereden çıktı? Bu işin aslını öğrenmenin tek bir yolu var sultanım. Olmaz. Kimseye sormam. Kendimi küçük düşüremem. Hele Süleyman'a asla sormam. Ancak gözlerinin içine bakarak, ona temas ederek anlar bir kadın. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman, canımın sultanı. Bu ne güzellik böyle. Gözlerim kamaştı. Bana hediye edeceğin o mücevherden de daha parlaklı gözlerim. Cevabın yok mu? Ben mi? Yakut mu? Süleyman. Beni seviyorsun. Nereden çıktı bu sual? Şüphem mi var hala? Kulağıma söyle. Bir tek bana söyle. Duyuyor öyleyse. Hünkâr, benden başkası huzur vermez sana. Şifa olmaz teni, nefesi. Ruhunu yaralar. Thank you.
Buyurem, neden gelmiyorsun? Sana sevgim ve saygım sonsuz Süleyman. Lakin artık gelemem. İstesem de aynı yastığa baş koyamam seninle. Zira bu büyük günah. Ne diyorsun sen, ne günah? Beni azat ettin Süleyman. Artık hür bir kadınım. Nikah kıymadan beraber olamayız. Aksi halde bunun adı zina olur. Validem. Aslanımla konuştum. Bir hayli öfkeli. Sen ne yaptın böyle? Malumunuz ben artık azat edilmiş hür bir kadınım. Sultan Süleyman'a bundan gayrı nikahsız birlikte olamayacağımı söyledim. Aksi halde bu bir zina değil midir? Ben mi yanlış biliyorum? Dinimizce büyük günah değil mi? Ne yapayım validem? Bana bir yol gösterin. Haklı olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda doğru ve yerinde davranmışsın. Aferin. Ancak yine de bu mevzuyu tetkik edip usuller neye emrediyorsa onu yapmak gerek.
Hünkâr. Kalbim çıkacakmış gibi çarpıyor. Seni o kadar özledim ki. İstanbul'um, Karaman'ım, diyarım ilkedir ruhumum, Bedahşan'ım ve Kıpçak'ım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Saçım mağrım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet enna Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem, muhibbiyim, hoş halim. Ömrümün sonuna, son nefesimi verene kadar senin ve aşkının kölesiyim Süleyman.